Sanayi inkılabı öncesi üretim tarzı ile endüstriyel üretim tarzının karşılaştırıldığı bu tabloya bakılarak alanlarının hangilerinde farklılaştıkları söylenebilir. Ham madde ve pazar ihtiyacı bakalım arkadaşlar. Örneğin üretim satış aynı mekandaymış sanayi inkılabı öncesi üretim tarzında. E, ancak endüstriyel üretim tarzında üretim fabrikalarda satışlar iç ve dış pazarlarda gerçekleşiyormuş. Yani ham madde ve pazar ihtiyacı gördüğünüz gibi birbirlerinden farklı. Teknik bilgi gereksinimine bakalım. Örneğin eğitim konusuna değinelim. Sanayi inkılabı öncesi üretim tarzında geleneksel eğitim varmış. Sonrasında ise modern eğitim söz konusu arkadaşlar. Aynı zamanda üretim teknolojisi sade ve basitmiş sanayi inkılabı öncesinde. Sonrasında ise üretimde gelişmiş teknolojiler kullanılmış. Yani teknik bilgi gereksinimleri de birbirlerinden farklıdır diyebiliriz. Üretim süresi de arkadaşlar tabii ki Farklıdır. Ee, örneğin el emeği ön planda e, ve e, endüstriyel üretim tarzındaysa makineleşme ön planda. Tabii ki makineleşme ile daha hızlı. Bir şekilde üretim gerçekleşir. Aynı zamanda üretim küçük atölyelerde yapılıyormuş sanayi inkılabı öncesinde. Endüstriyelde ise üretim fabrikalarda seri olarak yapılıyormuş ve yüksek miktarda gerçekleşiyormuş. Bu da tabii ki üretim süresinin de birbirinden farklı olduğunu gösterir arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 19. yüzyıl İstanbul'daki sanayi kuruluşları ile ilgili verilen bu haritaya bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İstanbul'un devlet ekonomisine önemli bir katkısı tabii ki vardır arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi bir sürü fabrika kurulmuş. Birçok alanda sanayileşme gerçekleştirilmiştir. Tabii ki e, örneğin tuğla fabrikası var, iplikhane var arkadaşlar. E, farklı farklı yani darphane var. Pek çok sanayileşme mevcut. Doğru. Fabrikalar genellikle kıyı kesiminde kurulmuştur. Elbette gördüğünüz gibi genellikle kıyı kesimindeler. Sanayileşmede askeri yatırımlara ağırlık verilmiştir. Hayır tabii ki arkadaşlar askeri yatırımlara ağırlık verilmemiştir. Pek çok alanda gördüğünüz gibi sanayileşme mevcut. Bazı bölgelerde sanayi kuruluşları ve yerleşim yerleri birbirine yakındır. Evet arkadaşlar bakın dolma bahçe ve tüfek fabrikası çok yakın birbirine örneğin örnek olarak gösterebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Osmanlı imalat sanayisinin 1915 yılına ait sektöre göre dağılımının gösterildiği bu tabloya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı'nın bir tarım devleti olma özelliği gösterdiği bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü ağaç, toprak, dokuma ve kırtasiye özellikle tarımla alakalı bir devlet olduğunun kanıtıdır aslında. Doğru. Sanayileşme faaliyetlerinin belirli alanlarda yoğunlaştığı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi belli başlı alanlar var. Çok fazla geniş bir alana yayılmış durumda değil. Daha çok gıda ve dokuma alanındalar zaten. Arz talep ilişkisinin sanayileşme üzerinde etkili olduğu. Şimdi sadece buna bakarak bunu söylememiz mümkün değil çünkü bize arz ve taleple alakalı herhangi bir bilgi verilmemiş arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Osmanlı imalat sanayisinin sektöre göre illere dağılımını gösteren 1915 tarihli bu tabloya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Gıda sanayisinin nüfusun fazla olduğu yerlerde gelişme gösterdiği. Bakalım arkadaşlar İstanbul'da gördüğünüz gibi fazla, İzmir'de de fazla. Yani nüfusun fazla olduğu iller değil mi bu iller? Tabii ki öyleler. Bu yüzden birinci öncüle ulaşabiliriz. Sanayileşme çalışmalarının ülke geneline yayılamadığı. Evet arkadaşlar ülke geneline yayılamamış. Özellikle şuradan sonra gördüğünüz gibi sadece İstanbul ve İzmir'de aslında sanayileşme faaliyetlerini görüyoruz. Ülkede okur yazar oranının artış gösterdiği. Arkadaşlar okur yazar oranına buradan ulaşmamız pek mümkün değil tabii ki. O yüzden buna ulaşamayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır.